hanımefendiyi bir görseniz. Muah, anamı bilmem ama kadın. Beyefendiyle tanıştım, çok kibar bir adam. Bana iş bulacağı vaat etti. Hadi işiniz Cavit amca. Alo, buyurun. Yeni villanın sahibi Haşim beyefendi. Çok teşekkür ederim beyefendi. Allah sizden razı olsun. Emredersiniz. Tabii gelirim. Hem de benim için çok büyük şeref olur. Hürmetler ederim beyefendi. Ne oldu baba? Ne olsun? Başımıza devlet kuşu kondu. Villanın yeni sahibi bana iş bulmuş. Ayrıca bu akşam vereceği ziyafete davet ediyor beni. Hanım, bizim koyu renk elbiseyi ütüle bakalım. Peki. Yeni komşularla bu kadar çok ilgilenmek eski dostlarımıza ihanet sayılır. Hele Eşber'e karşı. Cincilik kötü şeydir oğlum. Eşber'e bu işte efendilik düşer. Baba, sen Eşber'in yerinde olsan böyle düşünmezdin herhalde. Merak etmeyin, Eşber'in de fazla bir şey düşündüğü yok. Olsaydı daha babasının cenazesi sormadan Nesteren'le nişanlanmazdı. Ne nişanı? Uydurdun gene. Ah, uydurdumsa Allah çarpsın. Nesteren'in parmağındaki yüzüğü gözlerimle gördüm. Olamaz. Merhaba çocuklar. Tebrikler, nişanlanmışsınız. Yok öyle bir şey. Yüzük ısmarlamıştık ama felaketler yüzünden geri bıraktık o iş. Ama ben kuyumcudan aldım yüzükleri. Evde kendi kendime nasıl duracak diye takmışken Mehtap geldi. Yüzüğü parmağımda görünce ne diyeyim? Sen de nişanlandığımızı söyledin. Başka ne diyebilirdim? Hem sen de hak ver Ayhan. Hadiselere hepimiz üzüldük ama bunun bizim nişan işimizin kalmasıyla ne ilgisi var? Doğru. Eşber, kızı üzmeye hakkın yok. Benim şimdilik evlenmekten önemli işlerim var. Önce intikamımı almam lazım. Ben senin intikamının kurbanı olamam Eşber. Bunu iyi bil. Ben de kaderimin oyuncağı olamam. Son sözün bu mu? Evet. Öyleyse yanında daha fazla kalıp da asabımı bozmakta mana yok. Ben gidiyorum. Güle güle Nesteren. Eşber, sen Nesteren'i sevmiyorsun. Şimdi aşkı düşünecek durumda değilim Ayhan, biliyorsun. Peki neden söz verdin öyleyse kıza? Söz falan da vermedim. Bilirsin, Nesteren liseden beri peşimi bırakmaz. Hep emrivakileri yapar. Artık hiç ilgilendirmiyor beni. Bu daveti iyi niyet ve sevgimizi göstermek düşüncesiyle yaptık. Bilhassa komşularımızın hepsiyle dost olmak isteriz. Hatta bize düşmanlığını ilan eden, bizi lanetlediğini duyduğumuz Eşber Bey oğlumuzla da. Beni kötü bellemiş ve hakkımda kötü laflar ediyormuş. Kızmadım. Çünkü kötü olan ben değildim, olayın kendisiydi. Delikanlı bir gün babasının hatasını bana yüklediği için yanlış düşündüğünü anlayacak ve öfkesi geçecek. Toy bir delikanlının öfkesini kendinize fazla üzüntü etmeyin beyefendi. Kıymetli bestekarımız Nuri Hoca'dan bu geceyi ebedileştirecek güzel bir konser rica ediyoruz. Bu benim için büyük bir şereftir. Verda kızım, lütfen bana refakat eder misin? Sormamışım hiç kimseden, pek üzgünüz sen giderken. Sormamışım hiç kimseden, pek üzgünüzsün giderken. Aramış durmuşsun beni, kimseye belli etmeden. Aramış durmuşsun beni, kimseye belli etmeden. Kimseye belli etmeden. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor. O sabahı sen bana sor. Bilmiyorsun var için, kızmışsındır için için. Neler neler demişsin bil, sana gelmediğim için. Neler neler demişsin bil, sana gelmediğim için. Kim var orada? Şimdi sana haddini bildireceğim hayvan herif! Bunu yapan alçak cezasını bulmalıdır. Siz hiç üzülmeyin beyefendi. Ben ona iyi bir ders vereceğim şimdi. Mutlaka o intikam budalası Eşber yapmıştır. Yanına bırakmam bu küstahlığını senin!
Bir dakika Cavit Bey, önce bana gösterdiğiniz yakınlığa çok teşekkür ederim. Aman efendim, vazifemiz. Önce ona bir dayak attıralım da sonra camı yapan ustayı bulur, derhal yenisini yaptırırız. Size yardım edecek arkadaşlara verin. Aman beyefendiciğim, ne zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim. Ama bizim kabadayılar bu parayı görünce yumrukları daha kuvvetli iner. Yarın hallederiz o işi.